Ey Habibullezi curca şefacu li kulli hevlin minel ehvali muktahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murseline Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mektubattan dersimizde birinci cildin 259. mektubunun bir bölümü, son bir şey kaldı. İnşallah bunu bitireceğiz. Ondan sonra yine Mektubat-ı Şerife'den 289. mektup. İşte itikad mektuplarına atlaya atlaya gidiyoruz. O da çok önemli. Kaza kaderle ilgili, irade-i cüziye ile ilgili falan çok önemli mektubat var. Bu dersten sonra önümüzdeki dersi sakın kaçırmayın, yani milleti de haberdar edin. Çok ilim var onda tabii. İtikadla ilgili onu dinlemek lazımdır. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri burada Allah-u Teala'nın her kavme fetret dönemi hariç kavimlere nebiler ve rasuller gönderdiğini beyan etti. Önceki derslerimizden malumunuz oldu ve cile tabi Hindistan'da da vardı diyor. Bu bölgelerde de peygamberler gelmişler, insanlar inkar etmişler, helak olmuşlar. Bunları beyan etti. Fakat tabi bazıları buna itiraz ediyorlar. İşte niye Hindistan'da hiçbir peygamberin adı sanı bize ulaşmadı falan. Sanki nereden ulaştı yani? Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçiyor. Diğer hadis-i şeriflerini falan toplasan, ismi zikredilen, yani o 30 olsun, 40 olsun, 50 olsun. 224 bir peygamber sahih hadiste bildiriliyor varlığı. Sen bunların kaçını duydun ki? Yani sen burada İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne itiraz ediyorsun ki Hindistan'da gönderildiğine dair bir veri yok mesela. Neye göre? Bütün ayetlerde, hadislerde her kavme وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ her kavmin hidayetçisi var buyuruyor ayette. Yani fetret dönemi hariç, fetrette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle İsa aleyhisselam arası olduğunu beyan ediyor yani. عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ Rasullerin kesiklik döneminden sonra seni gönderdim buyuruyor. Oradaki inkıta özel bir inkıta. Geri kalan ayetlerin hepsinde ümmetlere ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا tetra sonra ardı ardına peş peşe rasuller gönderdik buyuruyor ayet-i kerimesinde. Şimdi buyurur ki وَقَبَرُ نُبُوَّتِ الْاَنْبِيَا peygamberlerin nübüvvetinin haberi böyle ne bilek el-meb'useti Allah tarafından kullarına tebliğ için gönderilen peygamberlerin nübüvvetinin haberi innema ancak yebluğu ulaşabilir. Kime? Ne bize? Yani ne zaman bize ulaşabilir? Ulaşır. İdâ saddeke tasdik ederse hum onları cem'un büyük bir topluluk, kesirun çok fazla bir cemaat onlar tasdik ederse, ümmeti çok olursa daha ve kaviye kuvvetlenirse emru onun işi güç kazanırsa tabii ki o zaman ne oluyor? Şahitler çoğalıyor. Şahitler çoğalınca da birbirinden intikalen bize kadar işte 2000 sene evvelki, 3000 sene, 5000 sene evvelki kavimler, topluluklar, işte başlarına gelenler falan mevzu ediliyor. Ama ve emma izâ câe ama bir gelirse şahsun, tek bir şahıs, bir peygamber geldi bir kavme, bir topluluğa, bir beldeye, bir kasabaya veyahut onların içinden de ekseriyetle kendilerinin içinden gönderiliyordu. Eski ümmetler ve peygamberlerin ilişkisinde kendi şeyleri mesela veyla adine kavm hudu, ad kavmine kardeşleri hudu. Yani kardeşleri derken yani akrabalık bakımından, din bakımından kardeş olmadılar inkar edenler tabii ki. Ve ilâ semûde hâm sâliha. Semud'a kardeşleri Salih'i gönderdik. Yani ve ilâ meddene hâm şuayba. Meddene kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Bunu hep onların tanıdıkları, bildikleri. Hani şu gökten, peygamber gökten inmiyorken aslında doğuyor, yetişiyor, büyüyor yani. Sonra Allah Teala murad ettiği vakitte ona onu vahiyle müşerref kılıyor. O da ümmetine anlatmaya başlıyor. Bu sefer diyorlar ki sen evvelce böyle şeyler konuşmuyordun. Ondan sonra şimdi nereden çıkarttın bu işleri diyorlar mesela. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar kendi putlara tapmamış, hep uzak durmuş ama esiri bunlara tapmayın, tek ilah Allah'tır, ona tapın diye bir davet de yapmamış.
Bu sefer adam diyor 40 yaşına gelmesin, şimdi diyor bizim 40 senedir görüyorsun biz bunlara tapıyoruz, şimdi kalkıyorsun bizi bunlardan ne yetiyorsun? Anladın mı? Onun için eski ümmetler böyle hepsi yani şaşırıyorlardı, şok oluyorlardı. Sen diyorlardı bizim aramızda bu kadar zaman bulundun, ondan sonra öyle bir istefina min umurike senin. Firavun dedi mesela Musa Aleyhisselam'a, ömründen senelerce bizim yanımızda durdun, böyle bir şey yoktu yani, nereden çıktı şimdi falan. Ondan sonra Şuayb Aleyhisselam'a dediler, galiba ya Şuayb, biz yani senin konuştuklarından çoğunu anlayamıyoruz, mana veremiyoruz yani. Ondan sonra manefkav. Kesiram matakul. Yani konuştuğun şeylerden birçoğunu anlamıyoruz. Ondan sonra sen inneke lentel halimur reşid. Sen halim selim bir adamdın. Reşit bir adamdın. Reşit yani Türkçede ergenliğe erişmişe reşit diyorlar şimdi falan da. Tabii o bir manada ona da uyuyor da reşit rüşt'ten geliyor. Rüşt fikirde isabet. Hakka efendim varma ulaşma manasına geliyor. Ya çok aklı başında, halim selim bir adamdın yani. Şimdi nereden çıktı? Galiba ya Şuayb, ma nefkav. Yani biz anlayamıyoruz. Söylediğin sözleri mazeret, putları bırakın, şunu bırakın, bunu bırakın. Yani bunu, biz bunları, atalarımızı da biz yaratıldık, baktık, doğduk, büyüdük, atalarımız buna tapıyordu. Bu putlara tapıyordu yani. Efendim, sen şimdi ne iddia ediyorsun? Bütün peygamberler aynı laflarla, tekzip ve inkarlarla ümmetlerin tarafından karşılaştılar. Onun için bir şahıs geliyor, davet ve tebliğ yapıyor. Eyyamen, birkaç günler. Tabii Nuh Aleyhisselam 950 sene onu Kur'an-ı Kerim demese biz nasıl tahmin edelim yani 950 sene. فَلَبِثَف۪يمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلّٰى خَمْسِينَ اَمَا 50 sene müstesna, 1000 sene kaldı diyor kavminin içerisinde. Yani 950 sene yaşadı değil. 950 sene tufandan önce. Bir de 40 yaşında peygamberlik geldiğini düşün. Onu da çık diyelim. Sırf tebliğ dönemi. فِي قَوْمِ kavminin içinde yani tebliğ için 50 müstesna 1000. Yani 950 olduğunu ayet söylüyor. فَاَخَدَهُمُ الْتُوْفَانُ وَمْ ظَالِمُونَ Sonra onlar şirk içindeyken tufan onları aldı yakaladı buyuruyor. Ama diğer peygamberlerden tabii 10 sene, 20 sene, 30 sene onları bilemeyiz. Belki birkaç gün bile tebliğ yapsa yeter. Çünkü neden? Ümmetine hakkı duyurmuştur. Hakkı duyurmuştur. Ama tabii Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene falan tabii diğer peygamberlerde öyle bir şey bilmiyoruz yani. Öyle bir şey bilmiyoruz. Birkaç gün bile davet etse, femadâ, sonra geçip gitse, yani vefat etse veya onları terk etse, öyle ya şimdi peygamberlere Allah-u Teala vahyediyor, bunlara azap gelecek, efendim, sen çık git. İşte, Lut Aleyhisselam'a bildirdi bunu. اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحْ Yani işte sabaha çıkmazlar, sabah vaktinde helak olacaklar. Eleyse subuhu bir garip, sabah çok yakın değil mi buyurdu. Onun için mesela ehlini de al, git buyuruyor. Birkaç sure-i cellede bu geçiyor. Ondan sonra fesri bi ehlike bi kıt'u minelleyl gecenin bir yarısında, bir parçasında aileni al götür diyor. Kızları vardı Müslüman çünkü. İllem ra'tek, hanımı müstesna. Yani hanımı kafirlere çalıştığı için, kafirlerden olduğu için Lut Aleyhisselam'ın hanımını alma yanına yolculuğa diyor. Çünkü o da helak olacak diyor. Efendim. İnne alemine cüge ve ehleke. Biz seni de alende kurtaracağız diyor. Efendim. İllem rahatek. Hanımın müstesna diyor. Birçok ayetlerde geçiyor bu yani. Dolayısıyla haber aldığı için ümmetin içinde kalıp da azabı yaşaması gerekmiyor. Allah Teala peygamberlerine ümmetlerinin helak olacağını bildiriyor. Önceden onları oradan çıkarıyor.
velem yakbel kabul etmediyse daveti o bir peygamberin davetini tebliğ ahadun hiç kimse kabul etmediyse sonra onlar helak oldular. Sümme ca sonra geldiyse aharu diğer bir peygamber çünkü yeni yetişen kavimler oluyor veyahut da başka bir kariye kasabaya peygamber gelmemiş oraya geliyor ve faale o da yaptıysa misle ma faale yaptığı gibi kim el evvelu önce geçen birinci peygamberin yaptığı gibi tebliğini davetini yaptıysa fesaddeke tasdik ettiyse inandıysa o ona şahsun vahidun bir kişi inandı öbüründe hiç kişi inanmadı. Ahirete öyle peygamber gelecek buyuruluyor hadis-i şerifte. Bir ümmeti yok. Yani o tebliğ etmemiş mi etmiş? İnsanlara davette bulunmamış mı? Bulunmuş. Kimse inanmamış. Sonra onlara helak olmuş. Şimdi o ahirete gelse ümmeti davetini peşine takmazlar ki. Kim icabet ettiyse onu o peygamberle haşrederler. Çünkü öbürleri zaten cehennemlik. Peygamberin yanına koyacak onu. Ondan sonra وَسَدَّكَ tasdik ettiyse الْاَخَرَى diğer bir peygamberi, isnani iki kişi, ev ya selasetun, üç kişi tasdik ettiyse, ki Hindistan'da da öyle oldu diyor, geriki mektuplarda, Hindistan deyince şu andaki Pakistan, ben kardeş, büyük bir coğrafya, dünyanın yarısı yani, dünyanın yarısı yani, yarısı üçte biri. Yani şu anda da hemen hemen topladığı zaman 3 milyar insan oralarda, 3 milyon insan yaşıyor yani. Pakistan'ı, Bangladeş'i, Hindistan diyorsun efendim alt taraflara böyle yani. Hatta Malezya, Endonezya taraflarına bile taalluk edebilir yani Asya. Ondan sonra ta efendim Sri Lanka mesela hep oralar şimdi ayrı ayrı isimler almışlar yani. Öyle değil yani Sri Lanka, Mirlanka. Sri Lanka'ya Adem Aleyhisselam Hindistan'a indi diyor kitaplar. Şimdiki oranın adı Serendip. Yani hadisler, rivayetlerde Serendip. Serendip şimdiki adı da Sri Lanka yani. Ama rivayetlerde diyor Hindistan'a indi diyor yani Sri Lanka. Her yer o ne diyorsunuz işte efendim Kamboçya. Bütün o ut yetişir oralarda mesela yani Hint udu. İşte o bölgeden hepsi yani. Adem Aleyhisselam'ın cennetten indiği yer ve havalisi oralar şimdi toplasan belki de 2 milyarı geçen, 2 milyar, 2,5 milyar nüfus oralarda yani Pakistan'ı katarsan falan. Keşmir, Meşmir, hepsi yani. Dolayısıyla o bölgelerden bahsediyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Oralarda hep peygamber gönderildi buyuruyor. Ama diyor, yani benim diyor keşfime göre diyor, manevi keşfinden de bahsediyor. Bu Hint bölgelerinde yani gelen peygamberlere efendim 4 kişinin ümmet olarak tabi olduğunu görmüyorum diyor. Yani şimdi bu tabii bize ayet ve hadiste intikal eden bir ilim değil ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin keşfi sahihiyle beyanı var bu mektupta yine aynı. 1. cilt 259. mektubunda. Ha diyor hiç kimsenin inanmadığı peygamber var. Görüyorum bunlar diyor yani manen gösterildi bana diyor. Kimine biri iman etmiş, kimine 2 kişi iman etmiş, kimine 3 kişi iman etmiş. Fakat diyor Hindistan bölgelerinde diyor yani bir peygambere 3'ten fazla 4 kişi birlikte iman etmiş bir peygamber göremiyorum diyor. Yani 4 kişi imanında toplanmamış, ihtima etmemiş. Hep küfüre gitmişler. En fazla 3 kişi bir peygamberin ümmeti olanı görüyorum diyor. Allah Allah. Şimdi o zaman sen hala diyorsun ki Hindistan'a peygamber gönderildiğini o bölgelere falan hiçbir delili yok. Niye? Çünkü bize böyle bir haber ulaşmadı diyorsun. Ya sana ne ulaştı da bu ulaşmadı. Femineyne o nereden yenteşiru yayılacak el haberu? Bunun haberi nereden yayılacak? En fazla 3 kişi bir peygambere iman eder. 3 kişinin çoluğundan, çocuğundan zaten geri kalan kavmin, kabilenin tümü kafir. Kaç nüfus varsa. O 3 kişiye de diyor peygambere zaten her gelen peygambere illa kâlu sâhirun ev mecnun. Biz senden evvel hangi peygamberi gönderdikse diyor Kur'an. Hep bu ayetlerle anlaşılıyor bu iş yani. Ondan sonra illa kalu mutlaka ne dediler? Sahru. Ya büyücü dediler ev mecnun ya deli dediler. Etevasav bi. Sanki öncekiler sonrakilerle görüşmüşler de birbirine vasiyet mi etmişler? Vasiyetleşmişler mi? Aynı lafı söyleyeceğiz. Yok. Belun kavmun tahun. Hepsi de azgın kavim oldukları için tuğyanları, azgınlıkları, şirkleri, inkarları aynı inançta ve aynı tabii şeytan okutuyor hepsini. Aynı sözde birleştiriyor hepsini. Yoksa dünyanın başında geçen Nuh Aleyhisselam'ın kavminin lafların aynısı bugün ahir zamanda gelen
ateistlerin, deistlerin, dinsiz kitapsızların, sındıkların laflarıyla aynı ya. Nukami'de mi ders okumuşlar yani? Azgınlıkta birleşmişler buyuruyor. Onun için zaten en fazla üç kişi iman etmiş. Bir, kimine hiçbiri kabul etmemiş. Kimine bir kişi, iki, üçten fazla inanan bir nebide ihtima etmemiş. Ümmet birleşmemiş. Geri kalanlar da onlar için hakikaten ya büyücü demiş ya deli diyor. Ayete göre öyle. O zaman bunların doğruluk haberi, böyle bir peygamberin insanları hidayet ettiği, tebliğde bulunduğu, tebliğinin tasdik edildiği, büyük bir değişiklikler yaptığı alemde, efendim dünyada gibi bir haberin yayılmasını nasıl bekleyebilirsin? Ve kânel küffârü kâfirler idiler o zaman küllûm hepsi fî mekâmil inkâr. İnkâr makamındaydılar. Yani makam duruş demek. Durdukları nokta neydi? O gelen zatı inkâr, tekzip, yalancısın, delisin, büyücüsün, bilmem nesin, aklını yitirmişsin. Eskiden böyle değildin, şimdi nereden çıkarttın bu işleri falan. Laflar aynı. O zaman ve kânû idiler yaruddûne reddiye yapıyorlardı alâmen o kimselere karşı ki kâne onlar idi, yuhalifu o kişiydi. Yuhalifu ters düşüyordu. Ne? Dîne âbâî. Babaların, ataların dîne. Adam hangi puta, hangi ağaca, ata, maymuna Hindistan'da ağaçını ineğe tapıyorlar, fareye tapanı var, maymuna tapıyorlar. Şimdi babalarımızdan, atalarımızdan bizim gördüğümüz dinimiz var, diyanetimiz var diyorlar. Biz bunlara taparken onları gördük. Biz aynısını yapmaya devam edeceğiz diyorlar. Kur'an-ı Kerim de söylüyor bunu. İnna vecedna abâne alâ ümmetin. Biz babalarımızı bir ümmet din demek. Bir din üzere bulduk. Ve inna alâ asârim. Mühtedün de var, muktedün de var. Efendim. Biz de onların izlerinden doğru bildiğimiz yoldan gideceğiz diyor. Bütün müşriklerin sözü bu. Atalarının dinine ters düşen herkese reddiye yapıyorlar, ters çıkıyorlar, kabul etmiyorlardı. O zaman femen kim yekûnü olacak efendim? Nedir olacak? En nâkile yekûnül attaki şey hüve mene gidiyor. Kim olacak hüve o kişi yani? Nedir olacak en nâkile? Nakleden böyle bir peygamber geldi de milleti hidayet etti. Nakleden kim olacak? Ve ilâ men kime yenkulü nakil yapacak? Veyahut yunkalü nakil yapılacak. Fark yok, ikisi de caiz. Yani geçmiş peygamberlerin ümmetleriyle arasındaki yaşananlar bundan ibaret. Artık Hindistan toprakları, coğrafyalarında da peygamberler illaki geldiler, geçtiler. Ama bize niye ulaşmadı, sana niye ulaşmadı yani? Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi daveti tebliğ cihan şumul olan, insü cinnin tümüne gönderilmiş olan, İşte milyarlarca ümmeti olan bir peygamber değil ki bu her yere. Şimdi bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmiş. Teknoloji çağındayız. Her yerden canlı yayın yapılıyor. Efendim az daha aydan, şeyden, ne diyeyim sana, uydudan, Mars'tan bilmem nereden canlı yayın yapacak zamana geldiler. Ondan sonra hala Yecüc Mecüc kavmi Kur'an'da zikrediliyor. Biz Müslümanız, Kur'an'a inandığımıza göre Yecüc Mecüc kavmi nerede onları bilemedik, bulamıyoruz. Afrika'da hala kabileler çıkıyor, dünyayla irtibatı hiç yok. Yeni bir insan görmüşler. Yani kendi aralarında gelişmişler, çoğalmışlar. Hala yani yakın tarihe kadar çıkıyordu, hala da vardır ulaşılmayan belki, bilmiyoruz. Sen uydudan bakıyorum, bütün dünyadan istediğin mahallede, istediğin evdeki çocuğun gözünün rengine kadar zoomluyorum, görüyorum iddia ediyorsun ama öyle değil işte. Öyle değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda hiç duymayan var. Yani 8 milyar, 9 milyara yaklaşmış dünya nüfusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir din getirmiş, İslam getirmiş, Kur'an getirmiş. Herkes bundan haberdar mı? Ha duymuş, ilgilenmemiş, onu konuşmuyorum. Hiç duymayan da var. Bu kadar teknoloji çağında böyleyken sen efendim kaç bin sene evvel Hindistan'a peygamberler gelmişlerse gönderilmişse ki gönderilmiş. Ben niye duymadım onların adını, sanını falan. Böyle bir şey itiraz saçmalık olur ya. Ve zahine böylece geride geçtiği gibi enne de olur, inne de olur. Yani kelam iftira, kelam başlarsan inne olur. Eyza'dan devam ettirirsen enne olması daha şey tabii. Çünkü eyza, ağza fiildir. Ağza yeizu eyzan.
Eyzan mastardır ya. Geçmekle geçtiği gibi ne? Enne elfazı risaleti, risalet lafzı. Risalet, rasul. Risalet. Yani Türkçesi elçi falan işte diyor ama onu karşılamıyor tabii. Elçi deyince sen ben de birine mektup gönderdim, o adam benim elçim oldu falan, haber gönderdim. Ne değil tabii ki bu. Dini istilahlarda tabii Allah gönderiyor, efendim vahiy ile gönderiyor, kullarına tebliğ için gönderiyor falan. Bütün bu manaları düşünmeden elçi kelimesi bunu şey edebilir mi? İfade edebilir mi yani? Risalet kelimesi lafzı, rasul tabii bunu, buna göre. Ve nübüvveti, nübüvvet lafzı yani nebi. Onun açılımı da nebi oluyor. Daha ve peygamber. Peygamber yazmışlar bunlar da peygamber değil yani. O şimdi oflu gibi P'ye B der, B'ye P der, Ç'ye C der, C'ye Ç der. Yani ondan sonra efendim cam kırıldı vurdu çama diyor da. Yani çam ağacı devrilmiş, camı kırmış. O şimdi ikisini de ters konuştuğu için bunu istesen yapamazsın yani. Diyor ki cam kırıldı yani çam ağacı, cam kırıldı vurdu çama. Cama da çam diyor yani onun için. Böyle peygamber bunların herhalde şeylerinde, klavyelerinde bunu yazanların Farsça şey yokmuş yani P. Arapçada P, Ç yoktur. P, Ç yoktur. Farsça'da vardır yani. Onun için P'li, Ç'li olanları kesin bilebilirsiniz ki o kelime Arapça değil yani. Anladın mı? O da size bir ek bir bilgi olsun yani. Arada lügattan da geçelim. Peygamber mesela. Bu kelimeler yani çünkü İmam Rabbani Hazretleri Farsça bildiği için, Farsça konuştuğu için Arapça da biliyor, Farsça da biliyor. Tabii Türkçe bilmiyordu herhalde ama yani İslamiyet ekseri Farslardan, Mevali'den, azatlı köleler, birçok muhaddisler hep o Mevali'nin çocukları. Ondan dolayı İslamiyet Arapların dışındaki toplumlara ilk olarak Farslardan yayılmıştır. Onlar dinimize çok hizmet. Şimdiki Farslar, Persler, İran, Miran onlar Allah muhafaza Şia olanları zenadikadır yani. Onları konuşmuyorum da. Ama İmam Gazali mesela Fars'tandır. Ebu Hanife radıyallahu anh Fars'tandır. Mevlana Cenab-ı Fars'tandır. Çağın Akşemen Fars'tandır. Fars'ta çok hadis-i şerifte o manada metediyor. Mesela namaz kelimesi bize gelmiş hep. Namaz Farsçadır, abdest Farsçadır, oruç Farsçadır. Yani böyle. Onun için dinimizi onlardan öğrendiğimiz için tabii onlara minnet borcumuz var. Peygamber de oradan geliyor yani Farsça bir kelime. Çünkü ilk öğretiler Araplar, sahabe-i kiram, tabi-i nizam fethettikleri zaman ilk Müslüman olanlar Fars toplumu. Türkler biraz onlardan sonradır yani Farslardan zaman bakımından. Bir 100 sene, 150 sene içinde de Türkler zaten İslam'ı kabul etmişlerdi. Kılıç zoruyla değil tabii kendileri tercih etmişlerdi. Bu kelimeler yani risalet, nübüvvet, peygamber, min lugatil Arap. Arap lügatlarındadır. Risalet ve nübüvvet Arap lügatlarındadır. Vel farisi faris lügatlarındandır. Şimdi onu şöyle yapalım. Risalet, nübüvvet ve peygamber lafızları kelime olarak bu kelimeler. Hale kevniha takdir edelim. Onlar oldukları halde neden oldukları? Min lugatil arabi vel farisi. Arap lügatıyla ikisi Arapça vel farisi, peygamber de Farsça. Lügatlarında oldukları halde efendim bize ulaşmış. Ne vasıtasıyla ulaşmış? Burada bir şey tabii. Mahsuftur. Bize yani belegana, bunu Müslümanlara şu anda yani İmam Rabbani zamanında 450 sene evvel, şimdi de aynı Rasul, Nebi, Peygamber kelimelerini kullanıyoruz ya. Bu Allah'ın gönderdiği Celle Celaluhu elçiler hakkında kullanılan bu lafızlar, bu kelimeler, Arap ve Fars lügatından olanlar, belegan, innema belegana diye bir şey takdir lazım yani. Ancak bize ne ile ulaştı? Niye bunda müşterekiz? Bir vasıtat-ı ittihadi daveti nebiyyine, bizim peygamberimizin davet ve tebliğinin bir olması vasıtasıyla. Yani bir olması ne demek? Bütün aleme şamil. Ve mâ arsalnâke illâ kâffeten linnâsi beşîran ve nezîrâ. Bütün insanlara müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdi. Bütün insanlar. Hiçbir peygamberde bu yoktu. Ve kâne nebî bâsî ulâ kavmî hâsâ ve buhistû ilennâsi âmme. Sahih hadiste peygamber, bir peygamber geçmişlerde kavmine özel gönderiliyordu. Ben bütün insanlığa umumi gönderildim.
Onun için şimdi gidiyorsun, Hindistan'da gidip peygamber diyor, Arabı da, Acemi de, Türkü de, Kürdü de, Lazı'da, Çerkez'de Müslümansa, Resulullah diyor, Nebiyullah diyor, Nebi diyor, peygamber diyor, Resul diyor. Çünkü burada davet ve tebliğde ittihat oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinde aynı dönemde başka peygamberler gönderilmediği için, ondan sonra da peygamber kıyamete kadar gönderilmeyeceği için, İsa aleyhisselam, harici İsa aleyhisselam eski peygamber. O şimdi İslam'ı hakim kılmak için gönderilmesi ona zıt değil, onu konuşmuyoruz. Yeni bir din, yeni bir şeriat, yeni bir kitapla gelmeyeceği için kıyamete kadar başka bir nebi ve hatemen nebiyyin buyurulduğu için burada ne olmadı? Lafızlar değişmedi. Herkes aynı kelimeleri kullanıyor Resulullah Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne vasıtasıyla bu böyle oluyor? Ve umumiha ha davete gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet ve tebliğinin genel olması, umumi olması itibariyle oluyor. Ama velem tekün bulunmuyordu hazil elfazu, bu lafızlar nerede fi lügatil hindi, Hint lügatında böyle bir lafız, Rasul, Nebi, peygamber gibi bir lafız yok. Hindistan'da Farsça konuşuyorlar mı? Yahu tamam da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Farslar Müslüman olunca peygamber kelimesi geçti buraya. Din istilahında kullanılan oldu Rasul'e, Nebilere peygamber deniyor oldu. Hint dediğimiz ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, İsa aleyhisselam'dan, Musa belki de ne kadar önceki gelen peygamberleri konuşuyoruz. Hangi dilden konuşuyorlar yani? O dilde, lügatta bu lafızlar yoktu ki. Hatta yukale ta ki densin lil enbiya il meb'uzine minel hindi. Hindistan'dan, Hint halkından, Hint halkına Hintlilerden nebiler gönderildi dedi, mektubun gerisinde vardı geçen derste. Onlar için, onlar hakkında ne desin? Rasulen, Rasul tabiri kullanılsın. Ev nebiyen yahut nebi kelimesi kullanılsın. Ev peygamber yahut peygamber kelimesi kullanılsın. Ev yahut da yüzgârûne, onlar anılır olsunlar. Neyle? Bihazil esami. Bu isimlerle anılır olsunlar. Sen diyorsun yani Hindistan'dan bilmem falan adında bir Hint adıyla nebi falan diyelim yani. Anladın mı? Böyle bir şey nereden var? Gelip eski isimlerini de bilmiyoruz. O dönemde kullanılan, mütearaf olan isimleri de bilmiyoruz yani. Şu anda tabii çoğu ya Müslümanlardaki isimler İslam'ın bereketiyle veya İslam'dan esinlenerek, etkilenerek kullanılan isimler çoğu yani. Onun için Fars milletinin de, Türk milletinin de, Kürt milletinin de hepsinin, çoğunun yani Müslümanlara bakarsan isimleri Arapça oluyor yani. Ali'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir, Ahmet'tir, Muhammed'dir, Mahmud'dur. Yani ne söylüyorsun? Enes'tir, Talha'dır, Zübeyir'dir falan yani. Dolayısıyla şimdi o dönemde Risalet, Nübüvvet, Peygamber gibi tabirler Arapça, Farsça, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin umumiyeti vasıtasıyla hepsi birleşti yani. Burada şu halk, bu halk, şu ırk, bu dil artık ayrımı kalmadı dini konularda, istilahlarda yani. Ve zahine nekulu biz diyoruz fi cevabı azet suali, bu sorunun cevabında bir tarik-ül muarazati, karşı bir atak yapma yoluyla efendim diyoruz. Muaraza yani, o şimdi dedi ya Hindistan'dan peygamberler göndermiş olsaydı bize kadar bir haberi gelirdi falan yani. Dolayısıyla gelmemiştir diyenlere muaraza yani karşılık verme üslubunu istimal ederek diyoruz ki ennehu şan, yani şanına önem verilmesi gereken husus, yani dikkatli dinleyin ilerisini. Levlem tüb'as, eğer peygamber olarak gönderilmeseydi el enbiya ve nebiler fil hindi Hindistan'da velem yed'uhum, onlar halkı çağırmasaydılar bilisanihim, kendi dillerini kullanarak onların lisanıyla yani Hint halkının anlayacağı dilden onlara davet yapmamış olsalardı ki zaten ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Biz her Resulü mutlaka gönderildiği kavmin diliyle onlara peygamber olarak gönderdik. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, onlara hakikatleri açıklasın diye. Çünkü açıklaması için Allah Teala'dan gelen emirleri, nehileri, hükümleri, haberleri, vahiyleri kavmine açıklayabilmesi için, tebyin vazifesini ifade edebilmesi için dillerini bilmesi lazım. Ha, ama onun için kendi kavmine gönderiliyordu. Tabii ki kendi kavminin diliyle konuşuyordu. Onlar da biz anlayamadık yani nedir, ne diyorsun ya diyemiyorlardı. Anladım sen. Şuhabet sen kavmi biz seni manefkov kesiran bir maddekulu, konuştuklarından çoğunu anlamıyoruz derken
dilini, lügatını anlamıyoruz değil. Manasına aklımız ermiyor yani falan. Nereden çıkarttın bu işleri demektir. Yoksa kendi dilleriyle konuşuyorlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinlere gönderilmiş. İnsanlar içinde 72 tane diyelim ne kadarsa işte lügat var. Daha da bir de dillerin alt lehçeleri var yani. Bir Kürtçenin kaç tane alt lehçesi var. Türkçenin var bilmem efendim. Arapçanın ona göre yani. Arap Arap'la anlaşamıyor yani. Fas'ın Arabı'yla efendim Yemen'in Arabı icabında. Katmış karıştırmışlar lehçeleri mesela. Biz bile gidiyoruz Özbekistan'da Özbekler, Türkler. Biz çoğun laflarını anlamıyoruz yani. Onlar bizi anlayabiliyor, biz çoğunu anlayamıyoruz mesela. Dolayısıyla bütün insanlara, cinlere gönderilmiş olan efendim bir Nebi Zişan, tabii ki kendi kavmi içerisinde bulunan Mekke'de Arap dili olduğu için Arapça konuşarak gönderildi sallallahu aleyhi ve sellem. Farsça birkaç kelimelerde bazı hadislerde rivayet ediliyor konuştu. Ancak orada hiç böyle bir peygamber yok ki. Her peygamberi kavmini lisanıyla gönderdik dediği kavmine gönderildiği için. Ama bütün alemlere gönderilen sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için ve varsenlâke illâ rahmetel âlemindir. Bunu anlatıyor işte. O zaman ne oluyor? Oradan tercüme. Yani işte biz Arapça öğrendik. Size işte bütün ayetleri, hadisleri Türkçe ananızın diliyle anlatıyoruz yani. Biz tefsir, hadis, fıkıh okuyoruz. Size anlatıyoruz. Tercüme diyoruz. Tercüme kitap yazıyoruz. O zaman yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliği size ulaşmış oluyor Arapça bilmeseniz de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir konu tabii. Sadece o 224.000 peygamber arasından onda tercümeler devreye girmek zorunda kaldı yani davet ve tebliğ hususunda. Geri kalan da hepsinde kendi dilini konuşuyordu kavminin. Sen şimdi dersen ki Hintlilere peygamber hiç gönderilmedi. Dünyanın şu anda yani nedir? Yedide biri efendim Hint coğrafyasının halkı işte. Demin dedim toplarsan onlar 2,5 milyondan fazlaya ulaşıyor. Belki o bölgelerin tümünü saydığım bölgeleri baz alırsanız yani. Oralara yani onların asıllarına, atalarına, ecdadına hiç peygamber gönderilmedi dersen, onlara kendi dillerinden davet yapan gönderilmedi dersen, o zaman lekâne elbette olur. Hükmü havlâil kavmi, Hint toplumunun hakkındaki hüküm nedir olur? Hükmemen, o kimselerin hükmü olur ki neşeye yetişti, fî şâkil cebeli, dağın tepesinde, zirvesinde yetişti de, efendim peygamber görmedi, kitap duymadı, vahiy duymadı. O onlar nasıl fetret ehli gibi ondan sonra toprak olacaklar dediği Mahrubi Hazretleri falan Eş'ariye göre cennete gidecekler, Maturidi'ye göre cehenneme gidecekler. Ama bunlar efendim hiç tebliğ ulaşmadığı için ekseri ulemanın kavline ittifakına göre cehenneme girmeyecekler yani en azından. Cennete girme işi Mahrubi Hazretleri kabul etmiyor efendim ama en azından فَلَا اَدْخُلُونَ İman Rabbani'ye göre toprak olsalar bile girmeyecekler o zaman ennâra cehenneme. Neyle beraber? مَا وُجُودِ تَمَرُّدِ Temerrüde düştü derler faizde de böyle yani inatçı oradan çıkamıyor, onun üstüne koyuyor, bir daha demiyor, bir kısır döngüye göre temerrüt, inatçılık. Efendim, süreklilik yani. Temerrüt bulunduğu halde yani inadına kafir oldukları halde, bile bile kafir oldukları halde, işitip de inanmadıkları halde, ve davel uluhiyeti dahası ilahlık iddia ettikleri halde kendilerini ilah yapmışlar, heykellerini yaptırmışlar, taptırmışlar yani eski Hint kralları bilmem neleri efendim bu iddialar olduğu halde cehenneme girmeyecekler mi bunlar o zaman? Ve la yekunu olmayacak levm onlara ne el azabu azab el muhalledu ebedi kılınmış sürekli azap onlara nasip olmayacak mı demek istiyorsunuz yani diyor. Hiç bunlara peygamber gelmedi, vahiy gönderilmedi. Bunlara da kendi dilinden tebliğ yapan bilgisi olmadı bu toplumlara. Dediğin zaman bunların hiçbiri o zaman cehenneme girmeyecek. Hadi cennete gidemeyecek zaten. Maturidiye göre de öyle, doğrusu da öyle. İman yok, ameli salih yok, cennete gidemeyecek. Ama bunlar mükellef mesul olmadıklarından efendim Allah da وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Resul gönderene kadar azap edici değiliz ayeti var. Topladın mı ne çıkıyor? Efendim bunlar cehenneme girmeyecek çıkıyor. Şimdi diyor bazen bunu böyle düşünmek işte bu. Mimma o şeyler cinsindendir ki la yartazi razı olmaz, kabul etmez. Neyhi onu el aklu akıl öyle akıl esselimu senin kafan mantar gibiyse onu bilmem diyor.
Ama selim, selim demek selamette kalmış. Daha Türkçesi vesveseden, evhamdan, ahmaklıktan, cehaletten kurtulmuş bir akıl varsa sende, öyle bir akıl bunu kabul etmez. Ve la müsaidu ayrıca desteklemez. Müsait olmaz yani yardım etmez. Ne hu buna, ne el keşfu keşif. Yani manevi evliyaullah, Allah Teala manevi alemlerin hakikatini gösteriyor. Perdenin arkasını gösteriyor. Öyle keşif ve sahihu. Tabi bazı evliyaullah da keşfinde hata vuku buluyor. Şeytan da girer, şu girer, bu girer falan. O ayrı bir şey. Ama sahih olan keşif, yani mürşidi kamil, ekmel, mükemmel zatlar, İmam Rabbani gibi müceddidler. Bu sahih, sahih olan, doğru olan bir keşfe sahip isen, o keşif de bunu desteklemez. Yani çünkü biz diyor, feinna, çünkü biz bak, nüşahidü görüyoruz. Bazı meradetiyim, yani Hindistan'daki kafirlerin, yani eski dönemdeki İslam'dan önce geçmiş tabi bunlar. İmam Rabbani'den de İmam Rabbani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1000 sene sonra gelmiş yani. O da ondan evvelki tahta İsa aleyhisselam'da da fetret var zaten. Onu da çık dışarı, oho 1500 sene gerisini konuşuyor kendisi itibariyle. Yani demek ki 1500-2000 sene evvelki kafirlerinden bazı azgınlarını diyor. Niye bazı diyor? Çünkü o dönemdeki her kafirde azgınlık etmeyebilir. Peygamber hakikaten hepsine ulaşmamış olabilir. Şahıs şahıs tek tek hepsine ulaşmamış olabilir. O dönemde de aklı yerinde olmayan olabilir. Vahyi anlayacak kafası olmayan olabilir falan falan. Ama bazı inatçılarını, onların bazısı inatçı diyor. İnatçılarından bazısını demek değil. Bazı amera dediğim, onların inatçı olan bazısını, izafet beyaniyedir ha. Sen dersen ki öbür türlü inatçıların hepsi cehenneme gitmeyecek gibi, inatçılarından hepsi gitmeyecek olur mu? İnatçıların hepsi gidecek. Onun için bazı amera dediğim demek, meradetehum, el baz minhum yani. Onlardan bazısını, o bazısı da kimler? Yani o eski peygamberler döneminde bulunmuş olanlardan. O bazısı da kimler? Tabii ki bile bile inkar edenler, merede cinsinden olan, merede inatçı, marit'in cemisidir. O azgınlarını görüyoruz, yani keşfimizde görüyoruz. Cehennem açılıyor, gösteriliyor. Evliyaullah, Levh-i Mahfuz'u görüyor, Cennet Cehennem'i görüyor. Abdülkadir Geylani bunu söylüyor. Meşayih söylüyor, Muhyiddin İbn Arabi söylüyor. Bütün meşayih bunda ittifak ediyor. Keşif o demek zaten. Ben buna inanmıyorum. Sen inanmıyorsan da sana zaten dolu ayet hadis okudu ya. Ayet hadise inanmıyorsan, cehenneme zümara bana ne yani? Ama tabii zaten ayet hadise uygun olmayan keşif atılır, alınmaz. Onun için İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, sahih keşif de bunu desteklemez yani. Hindistan bölgelerine hiç peygamber gelmemiş oralar. İşte milyonlarca, milyarlarca, işte kaç yüz bin senelik döneme işte. Dönemde hiçbiri cehenneme gitmeyecek. Olur mu öyle şey diyor. Çünkü onların bazısı azgın insanlar. Peygamberlere inadını, inkar, isyan, eziyet yapmışlar diyor. Biz onları görüyoruz. Fî vesatıl cehennemin tam ortasında yanarken görüyorum diyor gözümle diyor. Yani onun için diyor, ne ayete uyar bu iş. Yani geçmiş dönemlerde hiç peygamberler o kıtalara, o bölgede gitmemiş falan, göndermemiş falan. Ne bu ayet bunu ayet hadise uyar, ne aklı selim bundan razı gelir, ne de sahih keşif bunu destekler. Vallahu sübhanehu, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, alemi en iyi bilendir. Hakkıyla bilendir yani tabii. Başka bilen yoktur. Hakkıyla bilen ancak odur. Neyi bir hakikatil hali? Hallerin, durumların, vaziyetlerin gerçek yüzünü Mevla'dan iyi bilen kimse olmaz yani. Ama bizde ayet hadis diyor, aklı selim ve keşfi sahih muvaciyesinde bu konuda sizlere bu ilimleri yazdık buyuruyor. Allah-u Teala şefaatle nail eylesin. İmam Rabbani Kudsesur Hazretleri'nin tecdit alanındayız. Bu son 1000 sene ki kıyamet artık ondan sonra kıyamet, bu 1000 seneyi Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, bu 2000'i geçmez buyuruyor zaten kendi kesin. Dolayısıyla bu dönem bütün Müslümanların müceddidi, itikatlarını tahsih ve tecdit eden, nurundan, bereketinden yararlandığımız yegane zat İmam-ı Rabbani'dir. O 2000'in müceddidliği makamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir kişi, bu hiçbir evliyadan da hiçbiri gelmemiştir ve gelmeyecektir. Çünkü üçüncü bir bin olmayacağı zaten muhakkaktır. Bütün alametler bu 2000'in içindeki, 2000 deyince de
şey kaldı daha yani. Daha 1444'teyiz. Dolu var yani daha öyle az bir şey değil. Ama son 150 sene, 200 seneleri bile Hazreti Mehdi'nin zuhurun üzülüm mesih'e ayırsak bile de o dönemde artık Hazreti Mehdi'ye işler iltihak edene kadar İmam Rabbani Hazretlerinden geliyor bütün tecritler, nurlar, fecdler, bereketler Allah-u Teala velilerini bahsetmiştir. 100 mücedditleri ayrıca vardır. Her yüzün başında onu konuşmuyoruz. Ama 1000 müceddidi İmam Rabbani'den başka yoktur. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Aleyhi ve sellem. Dersleri dinleyin. Dersleri kaçırmayın. Yaz rekabetine kapılmayın. Birbirinizi uyarın, uyandırın. Bu ilimler bir yerde bulunmaz. Ondan sonra birikir, ondan sonra toptan 10 ders, 20 ders dinlemediğin bir anda dinlenmez. Mahrum olursunuz yani. Hele ki önümüzdeki mektubat, yani kaza ve kader, irade-i cüziye, insanın kendi yaptığı işlerdeki tesiri ne kadar, sorumluluğu ne kadar falan. Önemli bir ilmi konu. Bakalım altından kalkabilecek miyiz? İnşallah dua buyurun. Önümüzdeki mektup çok önemli yani. Birinci cildin 289. mektubuna başlayacağız inşallah. Rabbime emanet olasınız. Amin.